Şimdi bugün New York'ta aynı zamanda dün izlediğimiz bir panelden söz etmek istiyorum. Çünkü benim için önemli bir panel. Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi ve şu anda Koç Holding Yönetim Kurulu içerisinde aslında en büyük hissenin sahibi olan kişi, ekranda gördüğünüz pırıl pırıl bir genç kadın, İpek Kıraç. İpek Kıraç 40 yaşında kendini kapitalist bir ekonominin en güçlü temsilcisi olarak buldu. Şu anda İstanbul sermayesinin en güçlü temsilcilerinden biri İpek Kıraç. Tek çocuk İnan Kıraç ve Suna Kıraç'ın kızı. Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra burada Kolombiya'da biyoloji okumuş, biyoloji temel bilimini okumuş. Çok da başarılı bir öğrenciymiş. Şimdilerde yüksek lisansını tamamlıyor gene benzer alanda. Ve annesinin uzun süren rahatsızlığının ardından Suna Kıraç'ın kaybından sonra Koç Holding'in yönetim kurulu da göreve başladı. Ve kendisi şu anda Koç Holding yönetim kurulunun en büyük hissedarı. 40 yaşında bu genç kadın. Gördüğünüz fotoğraflar dün New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleşen Birleşmiş Milletler kadın biriminin organize ettiği çok önemli bir panelin görüntüleri. İpek Kıraç 40 yaşında hayatında ilk defa Koç Holding'in önemli bir temsilcisi olarak uluslararası bir etkinlikte bir konuşmacıydı. Ben dün kendisiyle yani ilk defa bayağı yakın bir sohbet etme fırsatı buldum diğer meslektaşlarım gibi. Çok naif bir genç kadın vardı karşımda. Heyecanını gizleyemiyordu. Yani hatta hepimize böyle şey konuştu. Ya, çok kusura bakmayın ne olur bütün gece boyunca hiç uyumadım. 6 saat çalıştım, notlar çıkarttım. Çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa uluslararası bir heyete konuşma yapacağım falan dedi. Konuşma neyle ilgili? Koç Holding uzunca bir zaman önce kendi çalışma arkadaşları arasında kadın istihdamını ve cinsiyet eşitliğini destekleyecek hedefler açıkladı. Ve bu hedefleri bir yaptırım programına da bağladı. Yani şunu söylemek istiyorum, şöyle bir şey yapmıyorlar. İşte efendim biz kadınları destekleyeceğiz. Aa ne kadar güzel, bravo Koç Holding. Desteklemezseniz ne olacak? Çok basit, bütün şirketlerinin üst düzey yöneticileri, CEO'larla ilgili yaptırım kararları alacaklar. Görevden almada dahil olmak üzere. Yani bu aldıkları kararların, hedefleri çok ciddi şekilde uygulanması için aslına bakarsanız bir yol haritası da çizmişler. Bunu anlattı İpek Kıraç. Yani Türkiye'nin en büyük sermaye gruplarından ve istihdam yaratan gruplarından biri olarak bunların arkasındayız ve bunları gerçekleştirmek üzere çalışıyoruz dedi. Kendisi zaten yakın bir zamanda adı Suna'nın kızları olan bir STK, bir vakıf kurdu. Tüm Türkiye genelinde kız çocuklarının eğitiminin desteklenmesi ama asıl olarak toplumsal rollerinin değiştirilmesi için çalışmalar yapıyor. Videolarını yayınlamıştım. Tüm Türkiye genelinde geziyorlar ve kız çocuklarıyla, erkek çocuklarıyla sohbet edip ne olur ki sen bulaşığı yıkasan, sofrayı baban kursa falan gibi bu toplumsal rollerle ilgili daha çağdaş algılar yaratmak için sohbetler yapıyorlar. Dün de İpek Kıraç şunları anlattı. Yani kendi cümleleriyle aktarmaya çalışayım isterseniz. 2026 yılına kadar Koç Holding bünyesindeki %15 olan kadın istihdamını %30 seviyesine çıkartma kararlılığındalar. Her yaş grubundan 500 bin kadın ve kız çocuğuna ulaşmak için bütün topluluk şirketleri 30 ayrı program başlatmış durumda. Kız çocuklarının bilimsel eğitim alması için STEM alanlarına yönelmesi için ayrıca çalışmalar yapıyorlar. Koç Üniversitesi çatısı altında Koç grubuyla birlikte bir girişimcilik araştırma merkezi kurmuşlar ve burada özellikle kadınların desteklenmesi için çalışıyorlar. Unutmayalım ki yüz binlerce çalışanı olan dev bir gruptan bahsediyoruz. Yani ciddi bir gruptan bahsediyoruz ve yarattıkları etki bir büyük bir makinayı harekete geçirmek gibi bir etki olabilir. Yanında oturan kişi çok ilginç bir adam, Brandon. Logitech isimli dünyaca ünlü bir teknoloji şirketinin CEO'su. O da benzer çalışmalar yapan, bu konuda katkı sağlayan bir erkek CEO. Kendi grubunun içinde çok az sayıda kadın mühendis olduğunu fark ettikten sonra dünya genelinde bu çalışmaları başlatmış. Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Kadın hareketi dünyayı değiştiriyor. Beyler hiç kusura bakmasın ama bakın İran'da, Türkiye'de,
dünyanın çeşitli noktalarında, mesela Ruanda'nın teknoloji bakanı vardı konuşmacılar arasında, bir kadın. Hani Ruanda deyip geçmeyin, Ruanda parlamentosunda kadın milletvekili oranı Türkiye parlamentosundakinden daha fazla, biliyorsunuz değil mi? Yani bu Türkiye'nin utanması gereken bir şey. Ruanda'nın gururu, işte hanımefendi, gördüğünüz hanımefendi. Ruanda teknoloji bakanı bir kadın ve gene söylüyorum, Ruanda parlamentosundaki kadın temsili Türk parlamentosundaki kadın temsilinden daha fazla. Yani dünyada acayip işler oluyor. Bunların önemli bir bölümünde kadınlar ön saflarda. İpek Kıraç tanımaktan çok mutlu oldum. Başka boyutlarıyla da tanıma fırsatı edindim. Onun o naif, çekingen, 40 yaşında doğruyu yapmak için muazzam uğraşan tarafını tanıdım. Annesine olan büyük aşkı. Dün akşam birlikte bir yemek yedik ve hani Suna Kıraç'ı, yani sesi titriyor annesinden bahsederken, öyle anlatayım. Burada dedi, Kolombiya'da okurken dedi, çok zor günler geçirdim dedi. Çünkü dedi 7/24 telefondaydım. Acaba anneme bir şey mi oldu? Annemle ilgili bir sıkıntı mı var? Bir şey mi? Annemi mi kaybettik? Sürekli dedi bu stresle ve bu üzüntüyle geçirdim dedi. Oysa ki dedi çok iyi bir üniversite hayatıydı benim için dedi. Çok arkadaşlarım vardı. Muazzam duyarlı kadınlara, kız çocuklarına, hayvanlara. Köpekleri var. Köpekleri diyorum çünkü 20'nin üzerinde bildiğim kadarıyla, bazılarının fotoğraflarını gördüm. Ve gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de bir hayvanları korumak konusunda bir çalışma başlatmıştı kendi isteğiyle. İlginç bir sermayedar kadınla tanışmış oldum. Genç bir kadın. Uzun bir yolu var önünde. Yolu açık olsun diyeyim İpek Kıraç'a. Hakikaten umarım bu panel amacına ulaşır ve umarım gerçekten Türkiye'de sermayedarlar, burjuvazi, şirketler, iş dünyası Türkiye'nin dramatik konularıyla ilgili elini taşın altına koymayı daha fazla risk edebilir kendilerini. Korkuyorlar çünkü biliyorsunuz. Aman onu konuşmayalım, bunu konuşmayalım. Durum böyle.